sevgili izleyenler, Son 32'den herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Door Cafe işletme sahibi İbrahim Bey. Merhabalar. Merhabalar. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar, ben İbrahim Tekeli. Lisans eğitimimi İstanbul Yeditepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği'nde tamamladım. Yüksek lisans eğitimimi de yine Yeditepe Üniversitesi'nde işletmede tamamladım. Şu an Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde doktora yapıyorum ve aynı zamanda yıllardır Door Cafe işletmeciliğini yapıyorum. Evet İbrahim Bey, neden Door? Neden Door? Door, altın sarısı demek. Bizim ve ailemiz için de bu marka aslında açıkçası bir altın değerinde. Bizim için çok önemli bir marka. 14 yıl önce kuruluşunda da konseptimiz biz tamamen altın sarısı üzerine kurmuştuk. Logomuz da o şekilde. Bu yüzden hani o şekilde Door markası olarak esinlendik ve bugünlere geldi. Peki hangi illerde şubeleriniz var? Isparta'da iki şubemiz var. Birisi Kafeler Caddesi, diğeri Toptancılar Sitesi'nde. Ve de Burdur'da yine iki şubemiz var. Birisi kafe olarak, birisi bir kolejde kantin kafe olarak. Evet, bize kafe sektöründeki sorunlardan kısaca bahseder misiniz? Kafe sektörünün genel anlamda sorunların dışında açıkçası günümüz açısından bakınca pandeminin kurbanı diyebiliriz. Yani evet, temel kurbanı, günah keçisi olarak da nitelendirebiliriz. Hani tüm pandeminin oluşumu bir bakıma kafelerden çıkıyormuş gibi bir algı var. Aslında biz düğünlere de gidiyoruz, pazar yerlerine de gidiyoruz, tatile de gittik. Yani her yeri görebiliyoruz. Açıkçası belki bunlar arasındaki en masum sektör olabiliriz. Tabii ki evet, sıkıntı olabiliyor ama pandemide kafelerin üzerine bu kadar gelinmesi açıkçası şu an diğer sorunlarımızı unutturdu. Başlı başına bir sorun haline geldi bizim için. Kafe sektörü olarak da bakabiliriz buna. Hizmet sektörü olarak da genel anlamda insanla uğraşıyoruz. Günde yüzlerce, geri geliyor binlerce insanla uğraşıyoruz. En zor insanla uğraşmak. Her insanın farklı arzusu, dileği oluyor. İnsanları memnun etmek tabii ki zor ama bunun için de biz elimizden gelenin fazlasıyla yapıyoruz. Evet İbrahim Bey, içerisinde bulunduğumuz Door Bistro'dan bize kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii. Şu anki bulunduğumuz mekanın turizm işletme belgesi var. Bunu birkaç hafta önce sahip olduk. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bununla birlikte insanların ailesiyle, arkadaşlarıyla rahatça gelebileceği, her türlü yiyecek ve yerli yabancı içecekleri bulabileceği bir mekan haline geldi. 3 katlı bir mekanımız var. Rahatlıkla insanların yani birbirinden rahatsız olmayacak şekilde burada vakit geçirebileceğini söyleyebilirim. Burada üst katımız ayrı, alt katımız ayrı konsepti işletiyoruz. Üst katımız daha çok restoran havasında. Yani dediğim gibi biraz önce de ailesiyle, arkadaşlarıyla geldiği zaman her türlü yani dünya mutfağından yerele kadar her türlü yiyecekleri bulabileceği bir mekan halinde. Peki normal bir kafeden ayıran fark nedir? Klasik olacak belki ama tabii ki hizmet ve ürün kalitesi. Bunun yanında güler yüz, insanlarla olan, daha doğrusu misafirlerle olan ilişkilerimiz diyebiliriz. Ürün kalitesini biz asla bozmuyoruz. Bozmayacağız da daha da üzerine koymak için her gün çalışıyoruz açıkçası. Bence temel farklardan birisi bu olduğunu düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak şunu söyleyebilirim. Ispartalı bir aileyiz. Isparta'da hizmet etmekteyiz ve Isparta markasını işletiyoruz. Bunu başka şehirlerde ve yurt dışında da sürdürmeye amaçlıyoruz. Bu yüzden açıkçası Ispartalı'nın bize destek olmasını da bekliyoruz. Bu desteği de karşılıksız olarak görmesinler. Biz onlara yeterince istedikleri hizmeti sunabileceğimizden eminim. Bugün bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.